Merhaba hocam. Selamlar, nasılsınız? İyiyiz hocam. Özledik çok. Evet, ben de sizleri özledim. Nasılsınız? Saçlar kısalmış. Çok yakışıklı olmuşlar ya. Evet, bir berber arkadaşımız misafir gelmişti. Benim saçım düzgün olduğu halde kendi marifetini de göstermek istedi. Biraz daha kısalttı. Çok yakışmış gerçekten. Evet. 2 haftadır görmüyorum. O kadar değişmiş ki inanamazsın. Hocam gençlik mi var? Ne oluyor? Bir şey oluyor sana. Yani Evet, var işte mı? gençleşme değil de saçımı kestirdiğimde böyle görünüyorum herhalde. Herkes de Neden gençleştim zanneder. saçını kestirdin? Evet, çok farklı gözüküyorsunuz. Evet. Hocam. Şimdi geçen haftalarda biriken sorular vardı. Biraz oradan başlamak istiyorum aslında. Evet, tabii ki. Şimdi ilk önce boyutları ve frekansları anlamak. Frekans nedir? Boyut nedir? Aralarındaki farklar ne demektir? Şimdi boyutlar belirli güce sahip manyetik alanlardır. O şekilde söyleyebiliriz. Yaşam ortamlarıdır. Frekanslar da yine yaşam ortamlarının dereceleridir aslında. Mesela herhangi bir boyut bir güçlü manyetik alandır. Her bir boyut 343 frekansa ayrılır. Yani bu tek bir boyutu değerlendirmek icap ederse gücü çok yüksek bir manyetik alan diyebiliriz. Frekanslar da alttan en üste doğru 343 bölüme ayrılır her bir boyut. Ve bu 343 frekans dediğimiz adımlar, merdiven basamağı gibi düşünürsek bunları, her biri birer koşu bandı olarak düşünüldüğünde en alttan en üste doğru bu koşu bandının hızı artmaktadır. Yani bir boyutta 343 adım var ve bu 343 adımda kişi bilinç aşaması yaptıkça daha üst bir mekan bant hızına çıkmış olur. Mekan bant hızı yükseldikçe bilincin o oranda da yükselmesi söz konusudur. Bilinç yükseldikçe bastığı mekan bant hızının mekan bantının hızı artar ve bilinci de o oranda yükselmiş olur. Frekanslar bunlar. Şimdi Uyanış bir olarak boyutta bir boyut 7'ye ayrılmıştır. Her bir boyut 7'ye ayrılmıştır. O 7 bölümden her biri de 7'ye ayrılır. Onlar da 7'ye ayrılır. Dolayısıyla 7 çarpı 7 çarpı 7 343 frekans elde edilmiş olur böylece. Bir merdiven basamağı gibi düşünülürse evrim merdiven basamağı, bu tabii ki insanlık seviye basamağı. Kişi bilinçlendikçe daha üst basamağa çıkmış olur. yani mesela diyelim ki şu mu olabilir acaba? Hani 343 frekans var bir boyutta diyoruz. Bir idrak, bir şeyi anladığımız zaman, bir şeyimizi dönüştürdüğümüz zaman bir frekans mı yükselmiş oluyor orada? Frekans böyle mi anlıyoruz? Bir idrak geçtiğimizde mesela, bir Evet, derin bir şey anladığımızda. idrak, bilincin yüksekliği oranında olmuş olur. Dolayısıyla kişi istek ve gayretiyle çabalayarak aldığı bilgiyi hayatına geçirip otomatik olarak kullanabildiği takdirde bilinci yükselmiş olur. Şimdi DNA şifre kodu diye bildiğimiz DNA kişinin disketidir diyelim, ana disketidir diyelim. Atlantalı'nın DNA'sını avatarda taşımaktadır. Avatar yaratılırken üst beni olan Atlantalı'nın
DNA şifre kodu ona eklenmiştir. Dolayısıyla avatar bilinçlendikçe o DNA şifre kodunun bir bölümcüğünü elde etmiş olur ve dolayısıyla bilinci yükselmiş olur. Böylece DNA şifre kodu yükseldikçe işte frekansı da yükselmiş olur diyoruz. Yani bir anlamı da şudur. Üstenin bilinç seviyesine ne kadar yanaşırsa avatarın bilinç seviyesi o kadar frekansı yüksektir demektir. Peki, uyanış olduğunda frekans hangi boyuttadır? Yani bu uyanış dediğimiz şey nedir? Ve bu hangi frekansa denk gelmektedir? Ya da hangi boyuta denk gelmektedir bu öğretilere? Yani uyanmak aslında Şimdi yaşam programını bitirmek anlamına mı geliyor ya da? yedi boyut cehennemdir dedik, rahim boyutudur dedik. Rahim boyutunda üçüncü boyut şeriat bilinç boyutudur. Yani din bilinç boyutudur. Şeriat bilinç boyutu insanın ilk bilinç boyutudur. Yani avatar yaratıldığı anda 19. boyut varlığının kopyası olduğu halde vizyon manyetik alanda üçüncü boyuta yerleştirilmiştir ve birinci ve ikinci boyutların şifre kodları açıktır. Üçüncü boyutun şifre kodundan itibaren evrime alınmıştır. Dolayısıyla uyanmak şöyle oluyor. Üçüncü boyut maneviyat boyutudur. Bu maneviyat boyutunun bir de maddi boyutu vardır. İkisini birden yürütmek şartı var. Yalnız maneviyatla ilerlenmez, yalnız maddiyatla da ilerlenmez. Hem maddi yönünü hem de manevi yönünü düşünmek lazım yaşamın ve ona göre bilinçlenmesi gerekir avatarın. Üçüncü boyut şeriat bilinç boyutudur. Dördüncü boyut sırada değildir aslında ama biz sırada gibi gösteriyoruz onu. Dördüncü boyut, yedinci boyutun ortasına kadar olan tüm varlıkların ortak olarak kullandıkları uyku ve çözülüm boyutudur. Yedinci boyutun ortasına kadar olan varlıklar uykuya ihtiyaçları vardır ve çözülüme ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bu ihtiyaçların merkezi dördüncü boyuttur. Dördüncü boyutu kullanarak bu ihtiyaçlarını gidermektedir varlıklar, ister hakiki kozmik yapıda olsun, isterse vizyon manyetik alanda olsun. Bu böyledir. Beşinci boyut, idrakte demiştik ya, insanlık seviyesi idrakle yükselir. Beşinci boyut, zamanın var olmadığını algılama boyutudur. Kişi zamanın var olmadığını algıladığı zaman beşinci boyutu aşmış olur. Altıncı boyut, ölümün var olmadığını algılama boyutudur. Ölümün var olmadığını hakikatten idrak eden varlık altıncı boyutu aşmış olur. Yedinci boyut mükemmel boyuttur diyoruz. Tanrısallığa giriş boyutudur. Tanrısallığa hazırlık boyutudur. Tanrısallık boyutu sekizinci ve dokuzuncu boyutlardır. Bu arada Şems'in Mevlana'nın verdiği bilinç seviyeleri var isim olarak. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat, enel hak, vahdet-i vücut, ruhsal boyut, rapsal boyut diye isimlendirmişlerdir bilinç boyutlarını. Tabii ki bu sırada değil, sıra diye bir şey yok. Her bilinç boyutu birbirinin içindedir. Dolayısıyla rapsal boyutlar dedik, 8. ve 9. boyutlar varlığın
Tanrı olduğunu idrak etme boyutudur diye tarif edebiliriz. Ben Tanrıyım diye idrak edebildiği anda enel hak boyutundadır. Vahdeti vücut atomik birleşim boyutudur. Tüm herkes ve her şey beni oluşturuyor diye idrak ettiği zaman vahdeti vücut bilinç seviyesini aşmış olur kişi. Marifet boyutu ise çok özel bir boyut. Kişinin düşünüp yaratmasıyla alakalı bir boyuttur. Kişi evrim seviyelerini sıraya koyarsak bir piramitte her bir sırayı bir boyut olarak düşünürsek, bilinç boyutu olarak düşünürsek, kişi piramidin en altındaki bilinç seviyesinde ise bu kişinin düşündüğü belki bir ömür sonra gerçekleşecek. Çok süresi çok uzun olur bilinci yüksek olmayanın düşüncesini yaratma söz konusu. Kişi bu piramitte bilinç olarak yükseldikçe düşündüğü daha erken oluşur, daha erken oluşur, daha erken oluşur ve 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayan kişi anında düşünür ve anında yaratır. Yaratma bu şekilde ve buna işte marifet denmişti Şems'le Mevlana tarafından. Marifet bilinç boyutu düşünülenin anında gerçekleştirilebilmesi bilincine sahip olan kişiler marifet boyutundadır denmişti. Evet, şimdi arkadaşlardan bir tanesi uyanış nedir diye sormuş. Hocam, ben kendi algımı söyleyeyim, doğru mu sizce? Sana göre uyanış, insanın kendi epifiz dizindeki görüntülerini ve duygularını yaşayıp dışarıya yansıttığını ve kendi tekniğini fark ettiğinin bilgisi değil, bilişiyle yaşaması diye tarif ederim ben hocam. Yani şöyle bir şey, ben de şunu söyleyebilirim. Yaratma söz konusu olduğu zaman kişi önce yaratıp içinde yarattığının içinde yaşadığını bilmiyor. Sonra yavaş yavaş düşündüğünü, yarattığını fark etmeye başlıyor. Bu aşamaları var tabii her zaman söylediğimiz gibi gene söyleyelim. Önce kişi negatif ve pozitif düşünür. Sonra negatifleri düşüncesinden atar, pozitifleri düşünür. Ve en sonunda da nötr düşünmeye başlar. Dolayısıyla nötr düşünmeye yanaşan varlık, o bilinç seviyesine yanaşan varlık uyanmış sayılır. Çünkü artık kendi düşündüğünü yaratıp da içinde yaşadığını fark edip bilmektedir. Ve en sonunda da işte o şekilde bir seviyeye gelir. Kendi bilerek, isteyerek düşünür ve yaratır. Peki hocam, yükselen bir boyut ya da frekans da olabilir. Yani hem boyut için hem frekans için sorayım bunu. Yükselen alt boyuta inebilir mi? Yükselen alt boyuta inmez. Gereksizdir. Gereksizdir. Bunu işte bu yaşamı okul gibi düşünelim. Okul gibi düşünelim. Üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen biri yerinde sayarsa dördüncü sınıfta kalır. Üçüncü sınıfa inmez. Yaşam da bu şekildedir. Yerinde sayarsa bulunduğu boyutta yerinde sayar. Ama kesinlikle daha alt boyuta düşmez. Ama şöyle bir şey var. Üst boyut varlıkları kendi teknolojileriyle kendi bulundukları boyuttan 5 boyut aşağıya inebilme yeteneğine sahiptirler. Teknolojik olarak. Ama vizyon manyetik alanda bilinç seviyesi yükselen birisi 6. boyuta yükseldi diyelim. Daha sonra 5. boyuta inmez. Çünkü
seviyesi o şekilde. Beyin kapasitesi yükselir, düşünce yeteneğinin kalitesi yükselir. Dolayısıyla daha aşağıya inme söz konusu değildir, gereksizdir çünkü zaten. Dokuzuncu boyuttaki biri nasıl bir bilinç seviyesinde olur? Ne hisseder? Nasıl yaşar? İşte ben tanrıyım der. Ben tanrım. Ben tanrıyım diye düşünür. Önce çok yüksek egosunu kullanır, tanrıdır ve herkesten üstündür. Tanrıdır, herkesten üstündür diye düşünür. Ama bu egosunu yendiği zaman bunun herkesten üstün olma yeteneği olmadığını algılamış olur ve sadece yükseldiğini idrak etmiş olur. İnsan bilinçlendikçe kendinden bilinçli daha hiç kimse kalmıyor hocam aslında. Değil mi? Bunu böyle konuşmuştuk zaten. Kendin bilinçlendikçe herkes ve her şey ve bütün öğretiler biraz daha alt seviyede kalıyor. Doğru mu? Evet. Şimdi doğrudur. Şimdi hangi boyutu düşünürsek düşünelim. 343 frekansı var. Ve avatar veya kişi, hakiki kozmik yapıdaki kişi bu boy herhangi bir boyutun bir frekansındadır. O boyutun o frekansında olan yansımalar avatarla aynı duygu, düşünce ve davranıştaymış gibi rol yaparlar. Bilinç seviyesi de aynıymış gibi davranırlar. Avatarın üzerine yerleşen yansımalar ondan daha bilinçliymiş gibi rol yaparlar. Avatar'ın frekansının altında yerleşen yansımalar da avatardan bilinçsizmiş gibi rol yaparlar. Bunu avatar herhangi bir boyutun en ortasındaki bir frekanstaymış gibi düşünerek verdik bu örneği. Avatar bilinç olarak yükseldikçe kendinden bilinçliler azalır, kendinden bilinçsizler çoğalır. Avatar piramidin en üstündeki tek bir taş durumuna yükseldiği zaman ondan bilinçli varlık yok. Tüm yansımalar ondan bilinçsizmiş gibi davranan yansımalar olmuş olur ve dolayısıyla işte yaşamda bu seviyeye yükselen kişi kendini yalnız hisseder ve tüm dünya fıttırdı der. Çünkü tüm dünya ondan bilinçsizmiş gibi rol yaptıkları için tüm dünyanın fıttırdığını algılamış olur avatar. Evet. eşit davrananlar nasıl gözükür? Eşit davranan kalır mı yoksa tek mi kalır? Şimdi eşit davranan yansımalardır zaten. Ama şöyle bir şey düşünelim. Piramidin üzerine çıkıldıkça taş sayısı azalır. Taş sayısı azalır. Piramidin en üstünde tek bir taş vardır. Avatar tek kalır orada. Yansıma yok. Evet. Yani herkes kendi bilinç seviyesini ölçmek istiyorsa en güzel yanı kendinden bilinçli gördüğü ne kadar insan var ya da bilinçliler mi çoğunlukta, bilinçsizler mi çoğunlukta ona bakması kendi olduğu durumunu fark etmesini sağlayacak en önemli nokta bu. Evet, fark ederse tabii ki fark ederse. Çünkü şimdi öyle bir durumlar oluyor. Ben fark ediyorum bazı öğretiler çok çok düşük frekanslı olduğu halde kişiler onu takip etmeye çalışıyorlar. Yüksek olduğunu zannederek takip etmeye çalışıyorlar bilmeden. Evet. Kendimin tek olduğunu biliyorum. Dışarıda hiçbir şey olmadığını biliyorum. Her şeyin zihnimde olduğumu biliyorum ama olaylar geldiği anda bunu hatırlayamıyorum. Hal olmak bu sanırım. Henüz olamadığımın farkındayım. Demiş bir Yani arkadaşımız. işte farkındalık diyoruz biz buna.
farkındalık çalıştırılmalı ve aniden gelen dalgalara kapılmamalı. Bir de hani bunu konuşmuştuk daha önceki canlı yayınlarımızda. Ben bu konuda biraz kendimi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü her daim verdiğim tepkilere göre bilinç haritamın oluşturulduğunu biliyorum. Her an bilinç haritan oluşturuluyor. Her an. Öyle Tabii ki. söylemiştin hocam. O yüzden de şimdi bilinç haritalarımızda olaylar ve durumlar bize getiriliyor ve ona verdiğimiz tepkilerle bizim bir frekansımız ve kendimize göre bir haritamız çıkartılıyor ve bu da çok değerli bir bilgi. O zaman o anda bir derin nefes alıp anda şu an benim bilinç haritam çıkartılıyor, şu an gözlemdeyim deyip ona göre de tepki vermek hatırlıyorsun. Yani bunu da bu şekilde hatırlıyorsun. Evet. Bu çok önemli bir İşte bilgi, altyazı. Biz ne diyoruz? Kişi her an sınavdadır. Çünkü zaten beyin dalgaları yaratan boyutuna devamlı olarak çıkıp orada ölçülüyor. Bilinç seviyeleri ölçülüyor ve DNA'lar ona göre ayarlanıyor. Hocam bu iki DNA'lı sarmalı. Yani bunu mesela hakiki kozmik yapıya göre de belki konuşabiliriz. 2 DNA'dan 12 DNA'ya çıkması hangi boyutta olur? Yani hangi bilinç aşamasında olacaktır bu? Şimdi boyut söz konusu değildir. Boyut söz konusu değil. Biz sadece dünyanın üçüncü boyutunun bilgisini verdik. Gürs 1800 yılda bir dönüş yapar. 1800 ama 1800 diyelim 26 bin yılda bir dönüş yapar. 26 bin yılda bir dünyada Adem modeli değişmelidir. Çünkü Gürz bir tek dönüşünde birazcık da kozmik yapıda ilerlemektedir. Dolayısıyla o Gürz'ün ilerlediği kozmik alan Adem'in yaşamına uygun değildir. Daha güçlü olması lazım. Adem'in beden yapısı, astronot elbisesinin değişmesi söz konusudur. Ve her 26 bin yılda bir Adem modeli değiştirilmektedir. Bizim bildiğimiz şu anda Neandertal insan vardı. Neandertal insandan sonra Homo sapien insan devreye girdi. Ve şimdi de Homo sapien 12 spiralli Adem modeli devreye girmiştir 2000 yılından itibaren. Tüm doğanlar 12 spiralli Adem modelidir. Yani bu iki spiralli 12 spiral arasında nasıl bir fark olur? İnsan aradaki farkı nasıl hisseder? İki kişi arasında mesela duru görü farkı mı vardır? Nasıl algılar bu durumu? Şimdi bilgisayar disketi gibi düşünürsek daha güçlü ve disketler devreye girmektedir. Yani daha hızlı, hız oranına göre düşünürsek daha hızlı, güç oranına göre düşünürsek daha güçlü bedenler devreye girmektedir Adem modellerinde. Hocam bu evren, kainat, gürzler, türzler hep böyle bir nasıl emir komuta zinciri gibi, yani böyle bir görev silsilesi gibi, hep böyle bir nasıl diyeyim, cümleye dökemiyorum, hep böyle tüm varlıklar görevlidir. En alttan en üste kadar tüm varlıklar kendi açısından görevlidir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi biz Gürz'ü üçe böldük. Rahim boyutu dedik. Rahim boyutu 7 boyuttur. Ama tüm varlıkların bilinç bütünlüğü rahimdir ve hakimi mutlaktır. Yani daha altlara akan bilgi hakimi mutlaktır.
Yaratan boyutunda Rab devrededir. Rab 8, 9 ve 10. boyutlardır. Bunların bilinç bütünlüğü Rab'dır. Hayat boyutu veya yaratan boyutundaki varlıkların bilinç bütünlüğü. Onlar da varlıkların sınavlarının neticelerinde DNA'ları değiştirme görevindedir. Rahman boyutu varlıklarının bilinç bütünlüğü Rahman'dır ve oradan akan güçlü bilgi Kadir-i Mutlak'tır. Kadir-i Mutlak diye isimlendiriyoruz. Ve mutlak boyuttan akan bilgi Kadir-i Mutlak olarak yaratan boyutuna verilir. Yaratan boyutundaki Rab kanalından rahim boyutuna aktarılır. Rahim boyutundaki hakim-i mutlak bilgi de daha alt boyutlara iner. Bu şekilde görev yapıyorlar. Sevmek, hayranlık bunlar pozitif bir duygu mudur? Sakıncası var mıdır demiş arkadaşlar. Anlamadım kelimeyi. Birini sevmek, hayranlık duymak pozitif bir duyguya mı girer? Sakıncası var mıdır? Şimdi sakıncası hiç yok. İki türlü aşk var. Biri şehvet aşkı ki bu varlıkların yaşamının idamesi için gerekli olan aşktır. Şehvet aşkı, cinsel aşk diyoruz biz buna. Bir tanesi de tanrısal aşktır. Tanrısal aşk da Tanrı'ya ulaşma aşkıdır. Bu aşk Tanrı'ya ulaşma aşkıdır. Ve dolayısıyla kişi istek ve gayretiyle Tanrı'ya ulaşmaya çalışır, bilincini yükseltir ve boyutlarda hem gücü yükselir, hem frekansı, hem işte hızı, bedeninin hızı yükselir ve dolayısıyla yaşamlar boyunca kişi daha üst boyutlara, daha üst boyutlara çıkarak yaratıcıya ulaşmaya çalışır. Bu tanrısal aşktır. Cinsel aşksa yaşamın idamesi için çocuk üretme konusudur. Ve dolayısıyla işte bu cinsel aşkta kişiler birbirlerini severler. Hem birlik bilincine ulaşabilmek için ikilikten birliğe geçiştir tek bir aile. Yani bir erkek bir dişi birleştiği zaman birlik bilincinin ilk dalgasıdır diyoruz. Sevgi birlik bilincinin ilk dalgasıdır. Ve dolayısıyla çocuğun da 4. boyuttan ana rahmine düşmesine yardımcı olan bu aşk cinsel aşktır. Ama tabii ki hep konuşuyoruz. Bunun da dengesini kaçırdığınız zaman tahterevalli kayıyor ve karşıdaki insan sizden uzaklaşmaya başlıyor. Her şey denge şeklinde olacak. O ayrı konu tabii. Düşünce dengesi var. Düşünce dengesi, sevgi dahi. Ben tecrübesine vardım o konunun. Benim sevgim sonsuz bir sevgi olduğu halde karşımdakine dengesiz davranıyordum eskiden. Sonsuz sevgimi göstermeye çalışıyordum. Dolayısıyla sevgi terazisi diyoruz. İki kefesi var eski terazilere göre. Sevgimi ben sonsuz derecede gösterdiğim zaman benim terazi gözüm aşağıya vurur. Karşımdakinin terazi gözü tavana vurur. Dolayısıyla ben sonsuz sevgiye sahip olduğum halde karşımdaki benden nefret etmiş olur. Dengeli davranırsak karşımdaki beni ne kadar severse ben de ona o kadar sevgi göstereceğim. Karşımdaki bana ne kadar ilgi gösterirse ben de ona o kadar ilgi gösterirsem
denge bozulmaz. Ve biz bunu söylerken kızıma anlatırken biz bunu biliyoruz baba dedi. Taparsan teper, tepersen tapar. Tekrarladım. Peki, avatar cinsellik olarak aşkı hala hissediyorsa gelişimi sekteye uğrar mı? Yok, hayır. Evrimine hiçbir engel yoktur tabii ki. Cinsel aşkla tanrısal aşk ne kadar çok olursa olsun, ama karşılık bulursa tabii ki. Evet, yoksa zihin çok kötü manipüle edebilir bu noktada. İşte o zaman karşındaki biraz önce aynı şeyi ben söyledim. Karşımdaki beni ne kadar severse ben de onu o kadar seversem denge bozulmaz. Karşımdaki benimle ne kadar ilgilenirse ben de onunla o kadar ilgilenirim ve denge bozulmaz. Evet. Fazlası dengeyi bozar. Konuya dikkat diyelim. Peki Evet. biz boyut atladığımızda yansımalarımız da mı boyut atlıyor? Hayır, yansımalar oldukları yerde duruyor. Oldukları yerde duruyor yansımalar. Dedik ya, 343 frekansı paylaşmış durumda olurlar ve her bir frekansta olan kişi yansıma o bulunduğu frekansın gereği olarak rol yapar. Evet, onların rolleri yani şöyle demiş olabilir arkadaşımız belki. Onların rolleri mi farklılaşır biz boyut atladığımızda? Tabii ki sen değiştiğin için onlar da değişir diye düşünürüm ben. Evet, Hani yapı olarak. tabii ki değişir. Tabii ki değişir. Çünkü şimdi avatar üst beninin düşüncesini kozmik akım olarak alıp kendi kendini yetiştirmeye çalışır. Hücreler de, yani avatarın bedenini oluşturan hücreler de avatarın düşüncesini kozmik akım olarak alıp kendi kendilerini yetiştiriyorlar. Dolayısıyla avatar bilinç olarak yükseldikçe bu, frekansı yükselir ve önceden kendinden daha bilinçli olarak rol yapan kişinin yanına ulaşmış olur ve onunla denk bilinçliymiş gibi davranır. Bu anlaşıldı mı bilmiyorum. Benim için anlaşıldı Yani ama arkadaşlar. 10. frekanstaki avatar 11. frekansa çıktığı zaman 11. frekanstaki yansıma zaten daha önce ondan daha bilinçliymiş gibi davranıyordu. Bu defa da onunla denk bilinçliymiş gibi davranır. Evet. Yansımalar bakmadığımızda hareketsiz ise anlamamışsın Deryacığım konuyu ama hocama sorayım. Yansımalar bakmadığımızda hareketsiz ise onların hasta olmasını, yaşlanmasını nasıl açıklarız? Her anda düşünerek, yaratarak. Yani yansımalar bakmadığımız zaman hareketsiz demek onların sana yaşlı veya hasta gözükmeyecek anlamına gelmiyor canım. Sadece yansımaların senin sinema perdende oynadıklarını, sen baktığında orada görünür olduklarını algılamak demek Evet. aslında. Şimdi size hoşlu bir şey anlatayım. Birkaç sene önce biz eski lise arkadaşlarımızı aramaya başladık. Gerçi soyadlarından dolayı harekattan sonra soyadı aldı Kıbrıslılar. Ondan dolayı arkadaşlarımız biz kaybettik. Dolayısıyla bulduğumuz kadarıyla 40 arkadaş bulmuştuk. Grup kurduk. 40 arkadaş bulduk. Sonra bir otelin bir yerinde toplanmaya çalıştık. Tabii ki ihtiyarladık, hepimiz ihtiyarladık. Bazı arkadaşlar gelmiş, bizi arıyor. Ortada böyle cam mekanlı bir salona yerleştirdiler bizi. Zaten o otelin idarecisi de bizim sınıf arkadaşlarımızdan biriydi.
çok güzel bir yere yerleştirdiler bizi. Arkadaşlarımız geldiler ve bazı görevlilere sordular. Lise arkadaşlarımızı bulmaya geldik, toplantıya geldik. Nerede toplanıyorlar acaba? İşte bak karşıdaki cam mekanda diye işaret etti görevli. Aa dedi, onlar ihtiyar. Yani lisedeki durumumuz yok tabii ki. Biz 65 mezunuyuz, 65-66 mezunuyuz. Tabii ki hepimiz ihtiyarladık. Bizi arayan arkadaşlarımız bakmışlar. Onlar ihtiyar demişler. Tabii ihtiyar olacağız. Bizi arıyorlar çünkü. Evet. Böyle. Çok tatlı hocam ya. Hocam hani baktığın zaman orada olmaması aslında çift yarık deneyi var. Onu biraz inceleyebilirsiniz. Çift yarık deneyi. Yani sen gözlemcisin. Gözlemci var ettiğinde görülüyor. Gözlemci bakmadığında onlar arkada oluyor. Baktığında görüyorsun. Aslında yoklar ama yaratıyorsun. Sen alanından oluşturuyorsun demek aslında. Yok, yok değil, yok değil, var. Çünkü onlar gereği olan frekanslara yerleşmiş durumdadırlar. Sen Evet. düşündüğün zaman karşındadırlar, düşünmediğin zaman Hareketsiz karşında dururlar. değiller. Hareketsiz dururlar. İşte ben onu kurşun asker diye tarif etmiştim ilk konuşmalarımda, ilk yazılarımda. Yansımalar kurşun asker gibi hareketsizdirler. Avatar onları kendi düşüncesiyle hareket ettiriyor. Yani bunu anlarsanız zaten film kopar. Mesela ben her zaman hocama şöyle söylüyorum. Yani kendi yaptığım canlı yayınlarda da söylüyorum. İsmail Keçici'nin öğretisinde 3-4 nokta var. Ve benim bir seneki önceki halimle şu andaki halim arasında devasa bir bilinç sıçraması var. Hani öyle böyle değil kendi adıma. Onlardan birisi de bunu idrak etmiş olmam. Ama mesela Evet. şu anda birçok kişinin bunu belki 100 kere söylememe rağmen demek ki belki de bilgiyle olmuyor hocam. Bilinç başka bir şey. Hani bunu hale dönüştürmek farklı bir şey. Onu anlıyorum. Evet. Bu öğretideki bu noktayı anlamış olmam beni belki hani kendi adıma böyle bir 6-7 boyut birden sıçrattı. 1-2 boyut değil. Çünkü çok net biliyorum ki kurşun asker ne demek? Baktığım zaman orada olması ve bakmadığım zaman orada olmamasının derin idrakı ne demek? Kendi hayatımda bunu yaşadığım zaman kendi tekliğinin ve kendi filminin senaryosunu nasıl kendin yazdığını anladığın zaman olay zaten burada bitiyor. Bundan başka daha derin Evet. bir şey bilmiyorum yani kendi adıma. Yani Bunu idrak ettiğin zaman zaten her şey çözülmüş oluyor. Artık korkacak, üzülecek, zihin seni sıkıştıracak bir şey de yapamıyor. Çünkü artık sen kendin varsın, senin film hikayen var ve oradaki bütün hücrelerini sen kendine göre hizalandırıp sana göre hareket ettiren sensin. Ve sen evet. bakmadığında da onlar orada durur vaziyette. Yani bunu anlamak of diyorum yani. Yani Evet. anlayabildiğinizi zannediyorum ama bunu anlayan insan zaten 10 boyut sıçrar herhalde diye düşünüyorum Anlaşılır ben. tabii ki ama işte kitap canlı bir kitap. Her kişiye kendini anlatıyor ve konsantre bir kitap diyorum. Bilgi olarak konsantre bir kitaptır. Sulandırılmış hiçbir cümlesi yok. Dolayısıyla kitabı cümle cümle okuyup idrak etmek lazım. Evet. Bir de birlik bilincine ulaşmış bir insan olmasaydım muhtemelen ben bu yani sözcük bulamadığım bu bilgiyi sizden öğrendiğim ve anladığım, idrak ettiğim bu bilgiyi kendime saklar ve hiç kimseye anlatmaya çabalamazdım. Çünkü bu nazım uçar. Ve hani gerçekten bencil bir yanım olsaydı bu benim diye bunu kimse anlamasın diye böyle söyler her yayında da bunu anlatmaya çabalamazdım. Gerçekten bunu anlayın arkadaşlar. Yani niçin saklardın? İşte bencil olsaydım aman kimse uyanmasın ben Evet. uyanayım falan gibi bir şey düşünen bilincinde bir varlık olmasaydım o kadar özel bir bilgi ki bu. Bunu Evet.
böyle her yayında bunu anlatmaya çabalamazdım. Onu düşünüyorum şu an. Evet. Tabii ki herkesin, her avatarın algılaması şartı var. Ama Evet. işte öyle çok basit, özet söyle bana da bilincim yükselsin der bazıları. Bilinci öyle özetle yükselinecek bir durum yok. Satır satır onu algılayıp hayatında otomatik olarak kullanabilmesi lazım kişinin. Biraz daha hocam şöyle bir cümlem vardır. Katılır mısın? Bir sormak istiyorum. Biraz da sonsuzluğun büyüleyiciliğini kişi kendinde biraz tatmalı ki bu dünya okulundan mezun olmak için bir çaba sarf edebilsin. Hayatının bir okul olduğunu ve dersleri olduğunu, bir öğrenim sürecinde olduğunu anlayıp kavrayıp burada ilerleyebilmek için biraz daha muhteşem bir sonsuzluğun içinde yaşadığını ve oraya doğru hizalandığını algılaması gerekir diye düşünüyorum. Ne dersin? Tabii ki onun için söylüyoruz zaten. Yaratma antrenmanını anlatırken, yaratmayı anlatırken kişi bilinçli olarak yarattığı zaman hayatla oyun oynuyor diyoruz. Hayatla oyun oynuyor. Çok büyük zevkle yaşamış oluyor bilinçli yaratım yaptığı zaman. Evet. Hep bir sonsuzluğun sonsuzluğunun sonsuzluğunda yaşarken aslında bizler böyle hep bir hani tutunduğumuz maddi şeyler ya da bu hayattaki şeylere böyle tutunuyoruz. Halbuki sonsuz zekanın içinde, sonsuz programlarda, sonsuz güzellikler var ama biz burayı tutunacağız diye uğraşıyoruz herhalde. Yani işte yerinde saymak olası değil. Biz yerinde saymak yerine 9 tane bilinç seviyesinde yükselmeyi öngörüyoruz. Mesela Avatar 9. boyuta geçmiş oluyor ama hala bunu sordum, pardon. Bunu sordum. Şurada yukarıda bir şey vardı. Bizim Betonobo laboratuvarında oluşturulma sebebi nedir? Neden bir kopya olarak yaşıyoruz? Sebebi, şimdi yine tekrarlayalım. Kozmik yapının gıdası varlıkların düşünceleridir. Bu düşünce antimaddedir. Kozmik yapı bu düşünceyi gıda olarak alır ama bir miktarı da artmış olur. Dolayısıyla yan tarafta bu antimadde birikmişti. Çok yüksek miktarda birikmişti. Dolayısıyla kozmik yapının 20-23. boyut varlığı olan 7 mutlak boyut varlığı teknolojileriyle bu artık madde artık antimadde olan bir şeyleri antimaddeleri maddeye dönüştürerek Betanova'yı yarattılar. Betanova da yaratan mutlak boyut varlıklarının boyutlarına göre yaratılmıştır. 20. boyut frekansından itibaren başlar birinci boyutu Betanova'nın. Dolayısıyla sonra Betanova oluştu, bir gürz olarak Betanova oluştu. Dolayısıyla Betanova'da varlık oluşturma söz konusu oldu. Çünkü hakiki kozmik yapıda varlıklar bilinçlendikçe daha üst boyuta çıkar, bilinçlendikçe daha üst boyuta çıkar. Dolayısıyla da Rahman boyutundaki varlıklar 9 boyutu kapsayan mutlak Rahman boyutu varlıkları mutlak boyuta geçecekler tabii ki ve devam edecekler hayatlarına. Dolayısıyla mutlak boyut varlıkları da düşündüğü ve bu Rahman boyutu varlıklarının tümünün birer kopyasını alarak laboratuvarda insan üretmeye başladılar. Dolayısıyla avatar üst beninin kopyasıdır.
Betanova'daki laboratuvarın içinde bulunan küpçüğün içine Atlantalı'nın aurası alınarak vizyon manyetik alan olarak kondu. Atlantalı'nın hücrelerinin yansıması alınarak bu vizyon manyetik alana yansıma olarak kondu ve Atlantalı'nın kopyası alınarak bu vizyon manyetik alana yansımaların arasına avatar olarak kondu ve avatar 19. boyut varlığının kopyası olduğu halde 3. boyuta evrim için yerleştirildi ve oradan itibaren vizyon manyetik alan başlatıldı. Bu laboratuvar, bu avatar Betanova'da varlık olma nedeniyle, varlık olması öngörülerek yaratılmıştır. Yoktu, yoktu ama Betanova'da varlık olma öngörüsüyle yaratılmıştır. Dolayısıyla mutlak boyut varlıkları isteseydi robot olarak yaratırlardı ve robot yerinde sayar tabii ki ama ilerleyemezdi, bilinçte ilerleyemezdi, yerinde sayan bir varlık olurdu. Ama avatar 3. boyuttan itibaren evrime alındığı için kendi dişiyle, tırnağıyla evrim alması öngörüldü. Evrim alacak, 19. boyutun son frekansına kadar bilinç olarak yükselecek ve dolayısıyla bu seviyeye yükselen hakiki kozmik yapıda Atlantalı 19. boyuttan 20. boyuta geçiyor bilinci yükseldiği zaman vizyon manyetik alandaki avatarda vizyon manyetik alanın 19. boyutunun son frekansının doyumunu sağladığı takdirde Betanova'nın ilk boyutuna geçer. Çünkü Betanova'nın ilk boyutu Alfa Nova'nın 20. boyutu frekansındadır. Ve bunun için de avatar mutlak boyut varlıklarından aşağılmıştır diyoruz. Yani avatarda Atlantalı'nın DNA'sı kayıtlı olduğu halde ve onu takip ederek bilinçle yükseldiği halde 7 mutlak boyut varlığının DNA'sına da sahiptir ve dolayısıyla ilk yaratana yükselebilmesi söz konusu olmuştur bu durumda. Mutlak boyut varlıkları ilk yaratana yükselme çabasındadır ve yarattıkları Betanova'da, yarattıkları Avatar'da aldığı aşı nedeniyle, DNA nedeniyle ilk yaratıcıya yükselme eğiliminde olacak. Hocam, o zaman çocuklarım okulda hareketsiz ama eve girince yaşamışlar gibi bana hikaye anlatıyorlar, öyle mi? Yani şimdi her durumda söylüyoruz, yansımalar avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcı oluyorlar. Avatarın yansımalarla olan iletişiminden dolayı oluşan düşüncesi ve avatarların kendi aralarındaki diyaloglardan avatarda oluşan düşünce avatarın bilinç sınavıdır. Yani şimdi bu ayrı bir şey. Peki hareketsizliği bu şekilde açıklayabilir miyiz? Yani evet çocuklarım ben onları okulda zannediyorum. Aslında onlar benim hücrelerim olarak hareketsizler. Bana gelip sanki her şeyi yaşamışlar gibi hikaye anlatmasını nasıl bakmalıyım? Yani bu şekilde mi istiyor İşte sistem? söyledim, özet olarak söyledim. Nasıl bakmalıyım? Onlar gelip bana benimle diyalog kuruyorlar ve bir şeyler anlatıyorlar bana. Benim bilincim müsait değilse, rahim boyutundaysam ben onları kendim gibi varlık olarak görüyorum ve
Zihnim beni kandırmış oluyor. Bilinç aşaması yapamıyorum. Dolayısıyla Ama ben yüksek boyutlu bir varlıksam da onların aslında hareketsiz olduklarını, gelip bana o anda baktığım anda gördüklerini ve hikaye anlattıklarını normal yaşıyorum. evet, çünkü işte rahim boyutunu heplik boyutu ve curcuna boyutu olarak anlattık. Kişi kendine benzer varlıklar olarak algıladığı için ve bilinç olarak da çok düşük olduğu için birlik bilincinde değil, arzusu, beklentisi var falan, yaratmayı bilmiyor. Dolayısıyla curcunayı yaşar. Ama Rahman boyutuna geçince durgunluk ve sessizliği yaşamış olur. Bilinç olarak da düşünmediği takdirde o vizyon manyetik alanını boşaltmış oluyor. Dolayısıyla avatarla yansımalar arasındaki diyaloglar ve yansımaların kendi aralarındaki diyaloglardan dolayı oluşan avatarın düşüncesi, avatarın bilinç sınavıdır. Hocam bu da muhteşem bir cümle. Yalnız burada içim bir şey oldu. Şöyle, biz şimdi mesela en derin hakikatleri gerçekten sansürsüz anlatıyoruz ama bazen de daha henüz rahim boyutunda olan bir varlık bu üst boyut bilgiyi alıp yapıştırıyor idrakına varmadan ve bu da tehlikeli bir hale dönüşmüş oluyor. Evet. Bunu da Ben de şöyle bir şey diyorum. Ben de şöyle bir şey diyorum. Olmadan olmuş gibi davranmak kişiye azap verir. Mesela en kötü bir örnek veriyorum. İki kişi var eş olarak. Kadın erkeğinin dışarıda başka birini sevdiğini algılar ve tabii ki bozulur. Dolayısıyla ben nötr düşünceye sahibim diye düşünürse ve sesini çıkarmazsa çok büyük azap çekmiş olur. Çünkü olmadan olmuş gibi davranmış olur. Bu şekilde ifade edelim. Gibi gibi davranmak kişiye azap verir. Ama Bir de yaşaması da yapamaz. nötr düşünceye ulaştığı zaman nötr düşüncenin getireceği düşünce, duygu ve davranışlar ona göredir. Yani işte mesela çocuklarım aslında hareketsiz, onlar yok falan gibi böyle şey yapmak orada tamamen tersi. Hani bu kendiliğinden oluşacak bir şeyden bahsediyoruz. Yoksa bunu al yapıştır şeklinde yaparsanız Değil. asla bilinç aşaması da yapamazsınız. Çünkü orada hayatın size öğretmek istediği hani o da yok, bu da yok, o da yok, bu da yok diye bazı şeyleri atlamanıza vesile olur bu bilgi. Bu da sizin için çok Evet. tehlikeli bir hale bürünebilir ve asla bilinç sıçraması da yapamazsınız. O da çok Evet, önemli. doğrudur. Kitapta biz 9 bilinç seviyesini sırasıyla verdik. Sırasıyla o bilgiyi alıp hayatına geçirip otomatik olarak kullanan kişi düşüncesi otomatik olarak gelmektedir. Davranışlar otomatik olmaktadır. Kendiliğinden olmaktadır. Yani kişi kendini zorlayarak nötr olamaz. Kendisine iyi davrandığım halde 2-3 ayda bir dengesi bozulan kardeşim beni kızdıracak hareketler yapmaya devam ediyor. Ben kendimde onu mu görmeliyim? Her yerde hata mı yapıyorum? Şimdi arzusu beklentisi varsa kardeşinin bazı hareketlerini iyi, güzel, doğru, bazı hareketlerini kötü, çirkin, yanlış diye niteleyebilir ve dolayısıyla arzusu beklentisi devam eder. Kardeşinin hareketlerini iyi, güzel, doğru diye nitelediği için huzurludur. Sonra kardeşi tamamen ters davranır ve bu defa kişinin arzusu beklentisi doğrultusunda olmaz onun hareketi. Kötü, çirkin ve yanlış olarak niteler bu defa ve huzursuz olur. Sinirlenir, üzülür,
Yani curcunayı yaşar. Arzusu, beklentisi yoksa karşısındaki nasıl davranırsa davransın sadece seyredecek. Evet. Hocam biz burada enerjiyi kontrol etmeyi öğrenip sonra galaksi mi yöneteceğiz ya da galaksi mi olacağız? Hayır. Atlantalı Rahman boyutunun beyin hücresidir. Yani Atlantalıların tümü 11, 9 boyut dolusu Atlantalı bir beyni oluşturur. Her biri birer hücredir. Beyni oluşturur. Dolayısıyla 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayan avatar Betanova'ya Haykatra olarak geçecek ve daha önce de belirtmiştik, kozmik yapıda her 20 boyutta bir dürülme söz konusudur. Kozmik yapıda kürz dürülerek tek hücreli bitki olur. Hurma dürülerek tek hücreli hayvan olur. Dolayısıyla Atlantalı dürülerek tek bir mutlak boyut varlığı olur. Dolayısıyla da avatar 19. boyutun son frekansının doyumunu sağladığı zaman dürülerek tek hücre olarak betanovaya geçecek ve bu betanovada gene yedili birleşim sistemi söz konusudur. Yedili birleşim sistemine uygun olarak birleşerek boyutlar da yükselecek. Ama farklı varlık olmayacak hakiki Alfanova'daki gibi. Sadece daha güçlü hücre olacak. Yedili birleşecek, gene daha güçlü hücre olacak. Ve en son ilk hareket edenler, en önde hareket eden Haykatralar 19. boyuta çıktığı zaman, Betanova'nın 19. boyutuna çıktığı zaman bu birleşim ve hareket duracak ve bir beyin oluşacak orada ve bu beyin çalıştırıldığı zaman mutlak boyut varlıklarının inisiyatifinden çıkacak, kendi inisiyatifiyle hareket edecek ve Betanova'nın devamını ve varlıklarını oluşturacak. Artık biz ona karışmıyoruz. O beyin nasıl düşünürse, nasıl yaratırsa o şekilde yaratacak. Ve her kişi diyor ki, bazı kişiler diyor ki, Betanova'ya geçen varlık bilinçte ilerlemeyecek diye düşünür. Halbuki ne dedik? Betanova'nın devamını yaratacak ve Betanova'da varlık yaratacak. Şimdi 19. boyuttadır. Birinci Gürz'ün 19. boyutundadır. Betanova'nın devamını yarattığı zaman 20. boyutuna geçecek ve altında boşalan kısımlar üste doğru hareket eden varlıklarla doldurulduğu takdirde en alttaki varlıkları yaratacaklar. Devamlı olarak Betanova'nın ilk boyutunda varlık yaratılacak ama beyin devamlı olarak yükselmiş olacak bilinçte. Kur'an'ı kim oluşturdu? Bir sohbette çok sevdiğim bir hocam Kur'an'ın bir kısmını Anunnaki ile oluşturdu demişti. Fikrinizi öğrenebilir miyim? Anunnakiler Adem'i oluşturmuştu. Dünya soğumaya yüz tuttuğu zaman ilk defa üzerinde varlık yaşayabilecek duruma geldiği zaman, üçüncü boyuttan bahsediyoruz, dünyanın üçüncü boyutundan bahsediyoruz. Üçüncü boyutundaki orada yaşayabilecek varlıkların yaratılabilmesi Anunnakiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Anunnakiler de farklı bir galaksidedir. Neydi?
Bir Kur'an-ı dakika. Kerim'i ana nakiller mi bir kısmını oluşturmuş? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i üst boyutlardan gelen bilgiyle mutlak boyut varlıkları aktarmıştır Gürze. 19. boyuta, yani Gürz'ün 19. boyutuna mutlak boyut varlıkları aktarmıştır. Adem'in Adem orada o diye tersini düşünürsek, ama aklımdan çıktı galaksinin ismi. Önemli. Andromeda galaksisinde oluşturuldu Anunnakiler tarafından Adem, ve formülünü de verdik. Andromeda ismini ters çevirdiğimiz zaman Adem orada çıkar. Andromeda galaksisinde oluşturuldu ve Samanyolu galaksisinde Siriuslulara devredildi. Adem devredildi. Siriuslular tarafından da Adem'den geliştirilerek Havva oluşturuldu ve dört grup oluşturularak dünyaya aktarıldı. Evet. Hiç çocuğu olmayanın evrim seviyesi nedir? Şimdi şöyle bir kural var. İlk yaratılışta 7 tane çocuk enerjisi verilir kadına. 7 çocuk enerjisini isterse 14 tane yavruya böler. 14 çocuğu dahi olabilir, daha fazla da olabilir. Şimdi ben sadece örnek verdim. Bir kadın 5 çocuk doğurmuşsa bir sonraki ömründe 5 çocuktan fazla doğuramaz. Bir kadın 3 çocuk doğurmuşsa bir sonraki ömründe 3 çocuktan fazla doğuramaz. Birisi bir çocuk doğurmuşsa bir çocuktan fazla doğuramaz, ama hiç doğurmazsa da doğurmaz. Ve doğurmadığı yaşamın sonrasındaki yaşamda ne kadar istesin çocuk doğuramaz. Mutlaka Öyle her yaşamda bir bir tane de olsa doğurması gerekiyor yani. Doğurmadı mı yani bir daha yok. doğurmadı mı bir kere daha doğuramaz. Kural bu. Kural budur. Bu şekilde yürür. Ve dolayısıyla diyoruz ki tabii her defa 7 tane doğuran kişiye ya evrimsiz diyemeyiz tabii ki. O bir ölçü değildir. Her ömründe 7 tane doğurursa bir evrimsiz diyemeyiz ona. Bilinçlenmiştir, ama doğurduğu sayı 7 olabilir. Onun için hiç kimseye evrimsiz veya evrimli diyemeyiz bu konuda. Anladım. Anda geçmiş yaratmak konusunda detay verebilir misiniz lütfen? Aslında yaşadıklarımızı zan mı ediyoruz? Anda zihin geçmiş hikayesi mi yaratıyor? Evet, ben basamak örneği vermiştim daha önce. Hiç merdiven yok. Kişi yükselmek ister, yukarıya çıkmak ister. Sağ ayağını yukarıya atıp bastığı zaman bir basamak oluşur. O basamakta sağ ayağıyla basar ve yükselir. Sağ ayağının bastığı noktadan daha üst bir seviyede sol ayağını basar ve orada da bir basamak oluşturur. Dolayısıyla 2 tane basamak oluşturmuştu. Birinci basamaktan sağ ayağını kaldırıp sol ayağının daha üstüne kaldırıp basarsa 3. basamağı oluşturur. Ama ayağını kaldırdığı basamaklar yok olur. Ayağını kaldırdığı basamaklar kaldırdığı anda yok olur. Dolayısıyla anda düşünüp yaratmak bu şekildedir. Anda düşünülen yaratılır ve içinde yaşanır. Anın devamlılığı yoktur.
sürekliliği yoktur. Her an bir sonraki andan bağımsızdır. Dolayısıyla kişi ister anı yaratır, ister geçmişi anda yaratır. Yani geçmiş diye düşündüğünü o an yaratmıştır. Geçmiş diye bir konu yok kesinlikle. Geçmiş diye bir konu yok. Bunu bir kütük örneğiyle vermiştim ben kitapta. Bir kütük sabitlenmiş, suyun içinde sabitlenmiştir. Kişi bunun üzerine çıkıp kütüğün yönünde koşmaya başlar, yürümeye başlar, koşmaya başlar. Ne kadar koşarsa koşsun, kütük döner ama yerinde sabittir. Hiç ilerleme yok. Kişi yorulur yürümekten, koşmaktan ama hiç ilerlemez. Dolayısıyla an sadece o andır. An sadece o andır. Bir başka örneğim var. Bir kağıda bir tarafına geçmiş, bir tarafına gelecek yaz ve kalemi sabit tut. Ne kadar beklersen bekle, o kalem hiç hareket etmez. Ne geçmişe gider, ne geleceğe gider. Gitmez. Ve hoşlu bir örneğim var. Benim dinlemeyen bunu bir daha söyleyelim. Ben küçükken annem pantolonlarımda çizgi yaptığı için hep temizleyiciye verirdim pantolonlarımı. O temizleyiciye gördüğüm bir levha çok hoşuma gidiyordu. Levhada bugün peşin, yarın veresiye yazılıydı. Hiçbir zaman ben bir gün sonra gitsem temizleyiciye gene orada o levhayı görürüm. Bugün peşin, yarın veresiye. Yani yarın hiç gelmez. Hep bugündür. Kaç defa gidersem gideyim hepsi bugündür. Yarın olmaz. Yani gelecek yoktur. Geçmiş de yoktur aslında. Peki doğduğumuzdan beri buradan gitme isteği varsa bunu nasıl yorumlamalıyız? İşte kişi bilincini yükseltmeli. Benim de aynı şekilde duygum vardı. Ben bu ortama ait değilim. Gitmem lazım. Bu bedenden çıkıp gitmem lazım diye düşünüyordum. Ve bilincimi yükseltmiş oldum. Yani bir kamçı nedenidir. Bu düşünce bilinci yükseltmek için bir neden olarak düşünülebilir. Çünkü hakiki kozmik yapıda bir boyut varlığı daha alt boyutlarda enkarne olabilir. Ama vizyon manyetik alanda avatar tek başınadır. Ve başka bir boyuta aitim ben de görevli geldim buraya diye düşünmesi tamamen kendine aittir. Böyle bir şey yok. Sadece avatar kendi bilincini yükseltmek ve hücrelerinin bilincini yükseltmekle görevlidir. Kopya olmamız, tek olan mutlak bilinç olduğumuz gerçeğini değiştirir mi? Tek olan mutlak bilinç, mutlak gerçeğini değiştirir mi? Avatar mutlak bilinç değil. Hı hı. Kopya sadece kopya olarak alınmıştır ve başka bir varlık yaratılmıştır. Yani Atlantalı'nın yaşamıyla hiçbir alakası yok. Yalnız Atlantalı'nın DNA yazılımıyla alakası var. DNA yazılımını avatara DNA yazılımı verilmiştir sadece. Ama şöyle bir şey de var. Laboratuvarda özgüç küresi dediğimiz bir küre var ve her bir Atlantalı'nın perisprisi o küreye bağlıdır. Her bir avatarın perisprisi de o küreye bağlıdır. Dolayısıyla Atlantalı kopyası olan avatarı kendi düşüncesiyle o perispiri bağları sayesinde yetiştirmektedir.
hissettiğimiz gerçekliği Allah sistemi mi sağlamaktadır? Tabii ki Allah sistemi yetiştirir ve ulaştırır diye görevini anlatmıştık. Kişiyi yetiştirir ve üst boyutlara ulaştırır. Allah sistemi olmasa yetiştirme söz konusu olmazdı. Ve biraz önce de konusunu etmiştik. Bütün varlıklar tümü görevlidir ve üst boyutlar alt boyutları devamlı olarak yetiştirmektedir. Dolayısıyla her kişi üst boyut varlıkları tarafından yetiştirilmektedir. Hazreti Muhammed'in üst benliği var mıdır? Yok. Hakiki kozmik yapıda üst ben, yansıma, şu bu yok. Normal varlık olarak yaşam sürmektedirler onlar. Üst ben diye bir konu yok. Ama Hazreti Muhammed Atlantalıdır ve Muhammed olduğu söz konusu olmadığı takdirde söylüyorum. Bir avatar onun kopyasıdır. Nasıl? Bir daha tekrarlayın hocam, anlamadım. Şimdi Hazreti Muhammed Atlantalıdır. Hı hı. Atatürk Atlantalıdır ve hakiki kozmik yapıda görev yapmıştır. Atatürk'ü Sirius'lu olarak biliriz. Doğru değil mi o zaman? Sirius'lularla Atlantlılar arasında bir fark var mıdır? Sirius'lular çok aşağıda. Rahim, hı hı, boyutunda. Rahim şeyler, boyutunda Sirius. Atom, molekül, atom, molekül, element, dünya, güneş sistemi, galaksi, alem, kainat, evren, mini atomik bütün. Tümü bir mini atomik bütünün içinde ve her mini atomik bütün bu zincirle gelişmiş, bütünlenmiştir. Ve bir gürzde 1800 tane mini atomik bütün var. Sirius birinci mini atomik bütünün, Sirius birinci mini atomik bütünün içindeki galakside, Samanyolu galaksisindedir Sirius. Samanyolu galaksisinde. Biz Samanyolu galaksisinde değil miyiz hocam? Samanyolu galaksisi, evet. Evet, biz de oradayız. Dünya Samanyolu galaksisindedir. Sirius da Samanyolu galaksisindedir. Ama öğretide biz bu şekilde söylüyoruz ama avatar gürzdedir. Avatar gürzün bütününde değil mi? 19 boyut gürzün bütünündedir. Hakiki kozmik yapıda değil, vizyon manyetik alandadır. Ve avatar bu gürzün bütünündedir. Çünkü küpçük bir gürz büyüklüğündedir. Yani Atlantalı nerede? Samanyolu'nun galaksisinde. Atlantalı burada. Samanyolu galaksisinde değil. Hayır, Samanyolu galaksisi bu birinci gürzün birinci mini atomik bütünün içinde. İlk defa konuştuk bu konuyu çünkü. Evet, birkaç defa daha soruldu bana. Söyledim ama anlaşılmadı. Enteresan. Yani Samanyolu'da, evet, değil, daha gürzün kendisinde. Hı-hı. Evet, gürzün, ben tam anlamıyorum. Gürzün bütününde. Gürzün bütünündedir. Gürz nedir hocam? Rahman boyutu gürzün bütününde. Rahim boyutu gürzün bütününde. Orion Sirius 7 bota kadar mı oluyor rahim boyutu? 7. boyuta kadar Orion Sirius. Bir de gürz nedir diye sormuş arkadaşlar. Gürz işte şimdi zincirini söyledik. Elektron, atom, molekül, molekül zinciri, element, dünya, güneş sistemi, galaksi, alem, kainat, evren, mini atomik bütün, gürz, mini atomik bütün bunlardır. Bu yuvarlaklar 1800 tanedir.
mini atomik bütünlerin birleşiminden de gürz oluşur. Gürz bir kozmik birey. Bir kozmik birey, bir meyve gibi düşünürsen, bu 1800 mini atomik bütün o meyvenin çekirdekleri. Hazreti Muhammed Avrupa'da demişti hocam. Atatürk nerede acaba? Atatürk yok. Atatürk yok. Atatürk yerinde mutlak Rahman boyutunda yerinde Atatürk. Muhammed burada, İsa burada, Maria Magdalena'nın yansıması burada. Ama Maria Magdalena sadece şey olarak, konu olarak burada. Kendi varlık olarak burada değil. Tek olduğumu ve kendi tekliğimi yaşadığımı anladığım zaman çok fazla ürperiyorum. Bunun üstesinden nasıl gelebilirim denmiş. Birlik bilincinde olması gerekir kişinin. Tüm her şey ve herkes beni oluşturuyor. Dolayısıyla topluluk görürsem beni oluşturanların içindeyim. Onun için dedik, şimdi yeniden söyleyeyim. Bir nar, nar tanelerinin birleşiminden oluşur. Ama avatar, yansımalar nar tanesi ise, avatar da nar tanesi büyüklüğünde algılar kendini ve nar tanelerinin içindeymiş gibi algılar. Halbuki nardır. Ama nar tanesi muamelesi yapar kendi kendine ve yansımalarının arasındadır. Halbuki bütün kozmik yapı avatarı oluşturmaktadır. Tüm herkes ve her şey beni oluşturuyor diye düşünüldüğü zaman vahdeti vücut bilinç seviyesine ulaşılmış oluyor. Ben Tanrıyım diye algıladığı zaman, Enel Hak dediği zaman, ben Tanrıyım dediği zaman mutlak bilgiyi vermiştik. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşmaktadır. Atlantalı da alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamından oluşan bir varlıktır. Onun için Enel Hak ve Vahdeti Vücut. Önemli. Dünyada avatar dışında varlıklar da var mı? Dünya bir vizyon manyetik alansa. Vizyon manyetik alansa avatardan başka varlık yok. Tümü yansıma. Avatarın algıladığı herkes ve her şey kendi bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Ve ışıktan varlıktır. Evet. Peki hocam, kraliçe, arı ya da kutsal ruh diye bir cümle duydunuz mu? Bu ne demektir? Bunu sormuş arkadaşlar. Kutsal ruh işte İsa'ya Hristiyanların söylediği bir ünvan. Kutsal ruh denen ya da İsa'nın babası olarak düşünülen, Tanrı'ya verilen isim. Üçlü kod olarak düşünülür. Her şey iç içe de ne demektir? Her şey iç içe diyoruz. Çünkü boyutlar, şimdi biz bu gürzü açık olarak verdik. Bu gürzü biz açık olarak algılanabilmesi bazında, anlamında verdik. Ama aslında bu bir küredir. Ve bu nokta kürenin merkezindedir.
kürenin merkezindedir. 19 tane boyut var diye düşündüğümüz zaman ben dünyayı anlattım. Merkezde deniz kızları var. Deniz kızlarının dışında dragonlar var. Dragonların dışında reptilyanlar var. Reptilyanların dışında da Nordikler var. Nordiklerin dışında Homo sapienler var. Homo sapienlerin dışında hayvanlar var. Hayvanlar var. Hayvanların dışında bitkiler var diye açıkladık. 19 tane boyut iç içe kürelerdirler. Her bir söylediğimiz isim almış birey bir küredir. Ve mesela deniz kızlarının olduğu 17. 18. 19. boyut en ortadaki küredir. Onun dışında dragonların bulunduğu boyutlar gene bir küredir ama ortasında deniz kızlarının bulunduğu küre var. Onun dışında başka bir küre, reptilyanların olduğu küre. Onun dışında Nordiklerin bulunduğu bir küre diye 19 tane küre birbirinin içindedir. Boyutlar da aynı şekilde dolayısıyla birbirinin içindedir. Ve bir küreyi oluşturur. Sevgili Murat Hoşkal sormuş. Rak boyutunda kimler yaşıyor? Hocam karıştırdı mı? Yok, Rab boyutunda reptilyanlar yaşıyor. Rab boyutu 8, 9 ve 10. boyutlardır. Rab boyutunda reptilyanlardır dünyada. Dünyada, gürzde değil. Ben teksem, bu uyandıklarını söyleyenler benim üst boyutum mu oluyor yoksa her hücrem uyanmış mı yaşıyor? Şimdi o yansımalar hücreler değil. Söyleyenler hep tümü yansıma. Ne söylerlerse söylesinler. Avatar'ın tüm algıladığı ortam ve varlıkların tümü yansıma. Onlar ne dediklerini ne dikkat edecek avatar ve kendini değiştirecek. Her şey yansıma ise her avatarın bir gezegeni mi var? Yani bütün dünyayı kendimizin içinde görüyorsak bütün yansımaları ve gördüğümüz her şey dünyanın içinde vizyon manyetik alansa o zaman her avatarın bir gezegeni mi olmuş oluyor? Hayır. Ne dedik biraz önce? Bir manyetik alanda tek bir gürz var. Her manyetik alan bir gürz büyüklüğündedir dedik. Manyetik alanda bir gürz var ve bu gürzün içinde tırmanmaktadır avatar bilinç olarak. DNA'mızın değiştiğini anlar mıyız? Tabii anlaşılır. Kişinin düşünce yeteneği yükselir. Beyin kapasitesi artar. Dolayısıyla her bir düşünce farklı bir kalitededir. Düşünce kalitesi farklılaşır ve avatar bunu algılamış olması gerekir tabii ki. Ben işte gene söyleyeyim, çok içime oturmuştu bu konu. Bizi yetiştiren kişilerin evrim seviyesini anlatabilmem için bir örnek verdim birisine. Bizi şöyle yetiştirdi büyüklerimiz diye. Harekattan önce bizim ismimiz baba adıyla anılırdı. Ben İsmail Safa'ydım. Harekattan sonra Türkiye
dereyi ele aldığı zaman bize soyadı kanunu getirdi ve biz de dedik ki benim ismim İsmail, kardeşimin ismi Hasan, büyük dayılarımız büyüttü bizi ve ben İsmail Keçeci'ye büyük baba diyorum. Baba deme ihtiyacı hissettiğimizden daha önce anlatmıştım bunu. Büyük baba derim büyük dayıma. Onların bizi nasıl yetiştirdiklerini anlatmaya çalışıyorum. Keçeci bu insanlar, Keçeci İsmail Efendi, Keçeci Hasan Efendi. Birleşmiş Milletler subayı geldi bir gün, iki tane Rum tarafından yürüyerek geçtiler. Büyük babamın dükkanına geldiler, şark köşesi kuracaklar diye. Keçe aldılar, heybe aldılar. Harnıp çuvalı aldılar. Keçi boynuzu dersiniz, harup dersiniz siz. Bizde harnıptır. Çuvalı aldılar veya o bir şeyleri oluşturmak için bezler var. O bezlerden aldılar. Tabii desenli desenli bezler bunlar. Büyük babam da sardı, artı şeklinde bağladı. Koltukların altına verdi subayların. Parasını da hesapladı, aldı. Subaylar dükkandan çıktı gitti. Ben de oradayım. Oo dedi, Bey İsmail, bu insanlardan 1 lira fazla aldım. 1 lira 36 TL'ydi o zaman. 36 Türk lirası değerindeydi. Bu insanlardan 1 lira fazla aldım. Koş oğlum, yetiş de ver dedi. Ve ben koştum. Yetişemedim. Rum tarafına geçtiler. Rum tarafına da geçtim. Yetiştim. Özür diledim. İzahatını verdim. Ve lirasını verdim. Bizi nasıl yetiştirdiklerini anlattığım kişi de karşımda, lan sen deli misin? Dedi. Cebine atsaydın da verdim deseydin ya. Şimdi ben dürüstlüğümü anlatıyorum. Bizi nasıl yetiştirdiklerini anlatıyorum. Ve benim düşünce kalitem bu şekilde. Ama karşımdakinin düşünce kalitesi daha kendine ait. Evet. Aynen. Her şey zaten çok önemli. Yani dürüstlük, doğruluk, edep hep çok 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 önemli, evet, evet, yolda. Evet ve kaç iş yerinde çalıştımsa beni aralarında dürüstlüğümden dolayı istemediler. İnsan ne yaparsa kendine yapar hocam. Ben, evet, birinden 1 lira, evet, alırsam ve cebime atarsam sistem benden 1000 lira çıkartır. Ben birine 1 lira yani, bir şey verirsem kendime vermiş olurum ve sistem bana kaç katı vereceğini şaşırır. Yani evet, etrafında olan her şey ve herkes senin kendi hücren ve dolayısıyla sen kimden ne kaçırırsan ve kimden ne alırsan kendinden kat ve katını almış olursun. Evet, tabii ki. Ama işte biz bu konuları tam olarak bilmezken, daha açığa çıkmazken bu şekilde yaşamış olduk. Ve bilinç seviyemiz yüksek. Hiçbir zaman zarar görmedim. Yani ne kadar beni aralarında istememişlerse, ben bu bilinçte ilerlemiş oldum. Hiçbir zarar görmedim kendi düşüncemden. Zaten sistem böyle çalışıyor. Yani eğer bu şekilde tam doğru, tam dürüst, tam yalansız, tam şeffaf olmadan sistem sana asla kapılarını açmıyor. Evet. Kesinlikle. Evet. Evet. Öyle. Siriusular 19 boyuta kadar görev almışlardır dememiş miydi hocam? Şimdi Sirius rahim boyutunda, anlamadım demiş Nüket Hanım. Şimdi şöyle bir şey. Siriuslular görev aldı başka. Sirius rahim boyutunda dedik. Siriuslular görev alır 19. boyuta kadar. Ama Sirius rahim boyutunda. Yani burada bir çelişki yok. Görev almak illaki gezegeninin orada olmasını gerektirmez.
Adem'i yaratan Sirius'lulara rahim boyutunda dedi hoca. Ben mi yanlış anladım acaba? Adem'i yaratan Sirius değil mi? Sirius gezegeninde yaratıldığını düşünüyoruz çünkü Adem'in. Adem'i yaratanlar Anunnakilerdir. Andromedalıdır. Andromeda galaksisindendir onlar. Andromeda'yı ters çevirip yaz. Adem orada çıkar. Andromedalılar Anunnakiler yarattı Adem'i ve Siriuslulara verdiler. Siriuslular da Adem'i geliştirerek Havva'yı yarattılar laboratuvarda. Bu Sirius rahim boyutunda. Çünkü zaten bütün hangi mini atomik bütünü düşünürsen düşün rahim boyutunda. Yani her bir mini atomik bütünde elektron, atom, molekül zinciri, element, dünya, galaksi, alem, kainat, evren, mini atomik bütün diye sıralayabiliriz. Bütün mini atomik bütünlerde ki 18 tane var burada ama 1800 tanedir. Bu kozmik yapı zincirini taşımaktadır her bir mini atomik bütün. Ve birinci mini atomik bütünü anlatıyoruz biz. Sirius orada. Ve Samanyolu galaksisinin içinde. Bir programınızda Atatürk Sirius'un komutanı demiştiniz hocam. Ben öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Atatürk Atlantalıdır dedim. Doğum haritalarında Siriuslular görevlidir ama herkes o bölgeye geçemez. Geçenler çoktan yükselişte ilerliyor hocam. Ben demiştiniz. Anlamadım bunu. Ben Anlamadım. anladım. Çok önemli değil herhalde. Peki Gürz'ün Rab boyutunda kimler vardır? Gürz'ün Rab boyutunda gerekli olan varlıklar vardır. Ama ben isimlerini bilmiyorum şu anda. Evet, siz demediniz onu. Ne tür, yani yine aynı sorular geliyor. Yani onu da sormayayım. Artık nötr olduktan sonra yaratımın olmaması ile ilgili, istek ve beklentinin kalmaması ile ilgili sorular vermiş. Ama bunu çok konuştuk. O yüzden tekrar anlatmamıza gerek yok. O zaman sorular bu kadar bugün hocam. Altın Çağ'da hocam açıklamıştı Zeynep Hanım zaten. Daha önce o da diğer videolarda zaten var. O zaman bu akşamlık bu kadar olsun. Diğer sorularım da haftaya kalsın. Evet. Haftaya Teşekkür ederim. buluşmak üzere diyelim o zaman. Herkese iyi geceler, sonsuz sevgiler. İyi geceler, sonsuz sevgiler hocam. İyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hafta.